this could be the we coming after you. Da-da-na-na. Hepinize merhaba canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tabela haritasında kupa kasacağız. Benim bu videoyu buzla başlamamın sebebi hala 1000 kupaya kasmaya çalışıyor olmam. Videoya başlamadan önce söylemek istediğim bir şey var. Ben geçen gün buraya bir ekran görüntüsü koyacağım, oradan bakabilirsiniz. Oyuna bir saat boyunca giremedim ve bunu bir topluluk gönderisi olarak paylaştım. Siz de girebiliyor musunuz diye. Siz girebiliyor musunuz diye. Bir tek ben mi giremiyorum diye. İlk başlarda herkesin giremediğini düşünmüştüm. Ondan sonra internetimin kötü olduğunu, bu yüzden giremediğimi düşünmüştüm. Ondan sonra bir şey fark ettim. Tekrar girmeye başladıktan sonra fark ettim. Bunu YouTube'dan izlediğim videolara girdim yanlışlıkla. Ve benim açmadığım, benim izlemediğim videoları izlemişim. Yani bu kısaca demek oluyor ki benim Brawl Stars hesabım, YouTube kanalım, YouTube Gmail hesabım çalınmış olabilir. Yani her an istenmedik bir şekilde bana veda etmiş, veda ediyor olabilirsiniz. Her an. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Kesinlikle YouTube'u bırakmak gibi bir niyetim yok. Ölsem bile bu kanala video atmaya devam edeceğim. Hatta bu benim planlarımdan biri. Ölmeden önce bir sürü video hazırlayıp bunları öldükten 1,5-2 sene sonrasına planlayıp sonra bir anda geri dönmüş gibi, her neyse çok boş yaptım, bunu anlamışsınızdır. Ama gerçekten hani bakıyorum izlemediğim videoları, yani daha önce izlemediğim, hayatımda görmediğim videoları izlemiş birisi. Hani benim telefonumu evde benden başka kimse kullanmıyor. Annem zaten akıllı telefon kullanmayı bilmiyor. Kardeşimin de benim telefonumla ne işi olabilir? Bugün enerjim ne kadar yerinde olsa da videodan önce enerjim gerçekten çok düşüktü. Çünkü bir saat boyunca girememiştim oyuna ve ara ara beni oyundan atıyordu. Ben de beni oyundan atınca böyle keyfim kaçıyordu. Bir yarım saat girmiyordum. Yarım saat sonra tekrar giriyordum. Her neyse, bir baktım benim arkadaş listem artmış. Arkadaş listemde tanımadığım insanlar var. Hiç görmediğim insanlar var. Hani hiç bilmediğim insanlar var. Diyorum kendi kendime, bunlar nereden geliyor acaba? Arkadaş listemi de bu yüzden sıfırlayacağım. Kim var kim yok sileceğim, onun da haberini vereyim. Bir haber daha vereyim. Artık bütün boş vakitlerimde video çekmek, bütün boş vakitlerimde video stoklamak zorundayım. Çünkü yakın zamanda artık bir iş sahibi olup çalışmam gerekebilir. Ve bu yüzden YouTube'a hiç video atamayacak durumda olabilirim. Yalnız yanlış saymadıysam bütün killleri Mortis hariç ben aldım. Keşke Mortis almasaydı. Yani zehire kaçmasaydı. Biliyorsunuz ki Brawl Stars'ta iki tane pro var. Bir tanesi benim. Diğeri de benim yan hesabım. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim yan hesabıma ben giremiyorum. Ben galiba şu an ne olduğunu buldum. Arkadaşlar buna çok dikkat edin. Arkadaşlarınızın, aile üyelerinizin ya da herhangi hiç kimsenin ya da hiçbir yerden gelen linklere bilmeden tıklamayın. Neden mi? Çünkü böyle benim gibi ortada kalırsınız. Sizin de ortada kalmanızı istemem. Gerçekten yapmayın yani. Ben ne görsem, ne zaman bir şey görsem tıklıyorum. Acaba bu ne diye bakıyorum. Geçenlerde de herhalde bir yere tıklamış olabilirim. Yani siz farkında olmadan bir siteye girmiş olabilirsiniz ve bu site sizin bilgilerinizi paylaşan bir site olabilir. Şu an çok mantıklı geldi bu bana. Bunu şu an düşündüm. Yanlışlıkla bir yere girdiysem ve biri bütün bilgilerime eriştiyse ve yakın zamanda hesabımı, şifresini, adını madını değiştirip çalarsa gerçekten çok üzüleceğim. Çünkü böyle bir şey olmasını istemem. Ama böyle bir şey olursa ne yapacağımı bilmiyorum. Her neyse, çok da fazla uzatmamak lazım. Neyse, beni kalbinizde yaşatmaya devam edin. Beni gerçekten kalbinizde yaşatmaya devam edin. Olmak istediğim tek yer orası. Çok güzel ya. İkinci win'im. Şu an ikinci win'imi aldım. Hiç oyuna odaklanmadan ikinci win'imi aldım. Şu an çok iyiyim. Videonun başında ya da oynadığım iki maçta videoyla ilgili hiçbir şey söylemediğimin farkındayım. Bu yüzden kusura bakmayın. Her neyse, kupa kasma taktiklerinin devam etmesi için videoyu beğenebilirsiniz. Bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ve eğer videolarıma herkesten önce ulaşmak ya da zamanında izlemek istiyorsanız da bildirim zilini açabilirsiniz. Bunu da böyle bir küçük bir şekilde hatırlatmış olayım. Uzun zamandır Carl oynamamama rağmen birazcık güzel oynadığımı düşünüyorum. Çok
iyi bir oyuncu olmasam da agresif oynadığım için bir tık böyle güzel oynuyormuşum gibi görünebilir. Çünkü bu haritada, bu oyun modunda gerçekten agresif oynamak çok önemli. Eğer fırsatınız varsa, benim gibi size oyun meyve suyu atmışsa, bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir kere meyve suyu attıktan sonra bir daha ömür boyu meyve suyu atmayabilir size. Şu an mesela bir tane attı bana ve bir daha atar mı emin değilim. Çünkü genelde ben bugün ne kadar saçma sapan cümleler kuruyorum böyle. Doğru düzgün cümle kuramamaya başladım. Varını yoğunu kullan Gale. Bu arada uzun zamandır buz oynuyorum. 3-4 gündür buz oynuyorum ve 3-4 gündür sadece kupa kaybediyorum. Bu yüzden Gale'lara bir tık, artık Gale'a nerf gelmesini düşünüyorum. Çünkü Gale buzun anti karakteri. Yani aksesuarı ve ultisi sayesinde çok antileyebiliyor. Çok counterlayabiliyor. O yüzden onu almak, onu kesmek çok zor. Bu arada çok güzel aim almadım mı az önce? Yalnız aşağıda Primo varken yine botlarla yeter ama ya. Her videoda takım olanlarla savaşmak zorunda mıyım ben acaba? Ben her videoda botların saldırısına uğradık arkadaşlar. Bizi dördüncü yaptılar. Umarım intikamımızı alabiliriz. Umarım. Videoyu yine her zaman olduğu gibi Mortis'le bitirmek istiyorum. Çünkü uzun zamandır Mortis oynamıyorum. Videodan sonra da Mortis kasacağım dedim ama kasabileceğimden hiç emin değilim. Çünkü Mortis oynamayı gerçekten unutmuşum. Yani artık normalde ultimi her zaman en az 2 oyuncuya değdirirdim. En az 2 oyuncuyu bilmiyorum, profesyonel oynardım. Ama artık böyle oynayamıyorum. Çok berbat, çok leş. Bitmiş yani. Benim Mortis oyunculuğum bitmiş. Şu an inanılmaz, ne kadar rahatladığımı anlatamam. Şu an böyle toksik oyun. Bu arada iyi dinlemeden yorum atmayın. Çünkü sonra gereksiz yere kötü yorum görüyorum. Cevap vermeye bile üşeniyorum. Çünkü öyle bir yorum olmamalı. Çünkü öyle bir yorumun olmaması gerekiyor. Çünkü yanlış bir yorum. Olmaması gereken bir yorum. O yüzden böyle bir açıklamasını da yapayım. Şimdi konuşacağım. Toksik oyuncuları kesmeyi çok seviyorum ama bu arada toksik bizim bununla ilgili videolarımız bile var, kupa kasma taktiği. Bak Gale, sana gösteriyorum, bak şurada, bak gel. Lan nereye gidiyorsun adam, burada nereye gidiyorsun? İşte orada bir tane vursan. Yalnız o Griff oyunun başından beri haritanın yukarısında ilan yapıyor. Konu fazla uzamadan, dağılmadan anlatmak istiyorum. Bu arada zehir oynamak gerçekten çok kullanışlı, çok iyi oluyor. Zehir oynamak, yani toksik oynamak. Yani sürekli rakibe hasar vererek, uzaktan vurarak, böyle zehirleyerek, ateş ederek hem sinirini bozuyorsunuz hem de böyle kazanıyorsunuz. Yani kolay oluyor. Crow gibi düşünün. Bir tane vuruyor, bir tane vurduktan sonra 500 kere hasar veriyor ki bu çok önemli çünkü can dolduramıyorsunuz. Bu yüzden zehir yapan oyuncuları görünce, yani toksik, zehirin aslında İngilizcesi sanırım toksik. Yani yanlış bilmiyorsam, yanlış biliyor da olabilirim. Yanlış biliyorsam yanlışımı düzeltin. Bir tık üzerine saldırdım ama alamayacağımı gerçekten biliyordum. Çok saçma sapan bir video oldu. Ben bu videodan hiç eğlenmedim. Çünkü sadece oynadım ve sadece kupa kasmaya çalıştım. Ayrıca bu videoda kupa düşmüşüm. Çünkü şu an çok acele ediyorum ve acele bir şekilde video çekmem lazım. Bunun dışında birkaç tane daha video çekeceğim. Umarım ki sadece tek düşündüğüm şey 4 tane 5 tane yedek video yapabilirsem, yedek videodan sonra mesela çekemediğim günleri o videolarla doldurmayı düşünüyorum. Bu arada şu an bu konuşmalar tamamıyla boş. Çünkü bunları zaten anlamış olmanız gerekiyor. Boş. Her neyse, bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu arada videonun ortasında falan saçma sapan şeyler söylemiş olabilirim. Hayatı çok fazla ciddiye almayın. Beni de çok fazla ciddiye almayın. Ben çok pozitif bir insanım. Çok mutlu. Her zaman gereksiz bir mutluluğum var. Çünkü mutlu olmak benim için bir seçim.
Hani kendinize şunu sorun. Ben mutlu mu olmak istiyorum, mutsuz mu? Eğer mutlu olmak istiyorsanız her şeyi, yani sizi mutlu eden her şeyi elinize alıp çöpe atın. Onlar yokmuş gibi davranın ve yok sayın onları. Kendinize çok iyi bakın.